Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yine karanlık dosyalardan olacak. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde ise Cherry and Mahan adlı kızın kayboluşunu işleyeceğiz. Ve gerçekten çok esrarengiz bir olay. Hani çoğu kişi bu olayı üzerinde düşünmüş, çoğu kişi bu olay üzerinde araştırma yapmış. Ama hani tanıkların da çok fazla olmasına rağmen maalesef ki bu olay çözülemeden kalmış. Ve sizinle bugün bundan bahsedeceğiz. Birkaç tane abonem çok istiyordu Cherry Mahan'ı yapmamı. Bu yüzden bunu acele ettirdim, öne çektim. Aynı zamanda videoya geçmeden önce sizden birisinden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim kişi ise Canan Tamirverdi Karaca adlı abonem. Videolarımın hani böyle en başından beri onun yorumlarını görüyorum. En başından olmasa bile hani önceden beri, eskiden beri onun yorumlarını görüyorum. Ve gerçekten beni çok mutlu ediyor yorumları. Çok teşekkür ederim bana destek olduğun için. Seni çok seviyorum. Eğer siz de burada yer almak istiyorsanız, sizden bahsetmemi istiyorsanız yapmanız gereken şeyler zaten çok basit. Bana desteğinizi gösteriyorsanız ben bir şekilde onu fark edeceğim. Buradan olsun, Instagram hesabımdan olsun. Hani bunu zaten bir şekilde fark edip siz de burada yer alacağınızda emin olabilirsiniz. En azından ben yetişmeye çalışıyorum hepinize. Ve her zamanki gibi videoya geçmeden önce size ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. O da eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da kanalıma daha önce bulunduysanız ama hala abone olmadıysanız lütfen aşağıda kırmızı butondan kanalıma abone olun ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz de beğene tıklamayı unutmayın. Şunu da söyleyeyim, abone olduğunuz zaman bir zil var orada, o zile tıkladığınızda videolarımı yüklediğim an size bildirim gelecek ve anında haberdar olabileceksiniz. Ama çoğu kişi bunu daha önceki videomda da belirtmiştim ama o soru cevap olduğu için çok kişi izlememiş sanırım. Hala aynı mesajları alıyorum, bildirimin gelmediği ya da geç geldiği ve kendilerini çok sonradan gördüğüne dair videolarımı. Bunun sebebini ben bilmiyorum ama YouTube gerçekten bunu yapıyor, bana da yapıyor. Hani abone olduğum kanallardan ben de bildirim almıyorum bazen. Bunun sebebi büyük ihtimalle YouTube'da yaşanan bir hatadır, problemdir. Hani benden kaynaklanan bir şey değil, o yüzden benim yapabileceğim bir şey yok ama umarım düzelir yani. Bir yerden sonra düzelme ihtimali de var bence bu böyle oluyorsa. Dediğim gibi benim elimde olan bir şey değil o. Ayrıca şöyle de bir fikrim var. Sizinle de bunu paylaşmak istiyorum. Bundan sonra videolarımda hani sizde bildirim gelmese bile haberdar olabilmeniz için belirli bir böyle programa koymayı düşünüyorum. Yani belirli zamanlarda, belirli saatlerde videoları atacağım ve bunu da size duyururum zaten. Ve hani ona göre siz de videoları takip edersiniz. Bildirim gelmezse kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Her hafta bir karanlık dosyalar, bir gölgesizler, bir de aynı zamanda konsept dışı bir video, eğer hani canım isterse o tarz bir videoda çekmeyi istiyorum. Dediğim gibi bu şekilde yapmayı istiyorum ama siz de ne düşünüyorsunuz? Bunları lütfen yorumlarda bana belirtin. Ne çok konuştum, artık videoya geçelim. Cherry Mahan'ın davasına geçebiliriz. Cherry Mahan 14 Ağustos 1976 tarihinde Cabot, Pennsylvania'da doğdu. Hayatını kaybolmadan önceki kısa kısmından bahsediyorum yani. Geri kalanını da orada büyüyerek, orada yaşayarak geçirdi ve kaybolduğu zaman sadece 8 yaşındaydı. Kayboluşu ise 22 Şubat 1985 tarihinde saat öğleden sonra 4 ve 4'ü 5 geçe gibi bir aralıkta olduğu düşünülüyor. Yani 22 Şubat olduğu kesin ama saatteki dakika aralığı 4 ve 4.5 arası diyebilirim size hani. Geniş olarak bahsedeceksek 4 ile 4.5 arasında daha yoğun olarak hani düşünülene göre 4'lü 5 geçe gibi kaybolduğu düşünülüyor. Cherry, ela gözlü ve kahverengi saçları olan küçük bir çocuktu ve yaşadığı yerin adı ise Corn Planter yolu denen bir yerdi ve bu hani Corn Planter yolundaki kenarlardaki olan bir evde yaşıyordu. Cherry her gün otobüse binerek, yani otobüs dediğim pardon, servise binerekten okula gidip geliyordu. Okula ulaşımı servise sağlandığı için de her sabah ailesi onu servise bindiriyordu ve okul çıkışında da servis geldiği zaman onu oradan alıyorlardı. Ve annesi normalde her gün gidip servisin oradan onu aldığını söylüyormuş. Ama o gün sadece gitmediğini ve o gün de Cherry'nin kaybolduğunu söylüyor. Neden gitmediği bilmiyorum. Ona kendisi de bahsetmemiştir büyük ihtimalle ama röportajda sadece o gün gitmediğini ve Cherry'nin de o gün kaybolduğunu söylemiş. Aynı zamanda Cherry üvey babasıyla da birlikte yaşıyor. Yani annesi başka bir adamla evli ve üvey babası onlarla yaşıyorlar. Cherry'nin üvey babası da aynı zamanda servis geldiğinde hep evin verandasına çıkıyormuş ve Cherry'i oradan izliyormuş hani servisten inip eve gelmesini. Ve o gün hani Cherry'nin kaybolduğu gün
Babası gidiyor verandada yine bekliyor. Yani annesiyle babasının söylediğine göre saat 4'ü 5 geçe gibi yine servisin yaklaştığını sesini duyuyorlar. Ve bundan dolayı hani babası verandaya çıkıyor. Ama şöyle bir durum var ki Cherry'i inerken görüyor servisten fakat Cherry asla eve gelmiyor. Şimdi bu durumda hani babası gördü mü o kısımdan emin değilim. Çünkü her yerde çok böyle kısa kısa anlatılmış Cherry'nin kayboluşu. Ama şöyle bir şey var. Cherry'i net kesin gören insanlar var. Bunlar da tabii ki de okuldaki o servisi süren kişi, öğrenciler, servisteki öğrenciler ve aynı zamanda bir tane kadın da kendi çocuklarını almak için durağın orada bekliyormuş. Bu kadının adı ise Debbie Burke. Debbie Burke'ün yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 çocuğu var ve onun çocukları da aynı yerde iniyorlar servisten çevriyle ve her gün Debbie arabasıyla gidiyor, durağın yanında bekliyor ve onlar servisten indiklerini de alıp ondan sonra da eve geçiyor. Ve kendisi de sürekli zaten Cherry'nin de servisten indiğini falan gören bir kişi. O gün de Debbie'nin söylediğine göre kendisi görüyor hani Cherry ve kendi çocuklarının servisten indiğini ve o gün onun söylediğine göre oyalanıyorlar servisin önünde biraz. Daha sonra arabaya geliyor, biniyor kendi çocukları ve Cherry'nin arabanın önünde olmadığından emin olduktan sonra kendisi arabasını sürerekten uzaklaşıyor, evine gidiyor. Yani bu da demek oluyor ki Cherry o gün servisten indi. Fakat dediğim gibi Cherry servisten inse bile eve asla ulaşamıyor. Ve ailesi 4.30'a kadar bekliyorlar. Hani belki o servisi kaçırmıştır, geç çıkmıştır da bir sonraki servisle gelecektir diye düşünüyorlar. Bu yüzden 4.30'a kadar emin olmak için bekliyorlar. Fakat saat 4.30'da hala Cherry'den haber gelmeyince aramaya başlıyorlar. Aile Cherry'nin olabileceği yerleri falan kendi imkanlarıyla arıyor. Fakat maalesef Cherry'i bulamıyorlar ve bulamadıktan sonra da tek çareleri olarak da polise gidiyorlar. Polise gittiklerinde de tabii Cherry'i aramaya başlanıyor ve Cherry'e bir kayıp ilanı çıkarılıyor. Polis servisteki diğer çocuklarla da konuşuyor bu konuyu ve hani Cherry'i görüp görmediklerine dair. Ve çocukların söylediği şeyler şunlar. Arka taraflarda oturan bazı çocuklar, servisin arka taraflarında oturanlar arka camdan bir şey fark etmişler yol boyunca. Ve bu fark ettikleri şey ise mavi bir minibüsün kendilerini takip ettiğiymiş. Ve hani bu mavi minibüsü kendilerini takip ettiğini görmüşler. Fakat aynı zamanda bu mavi minibüs durakta da durmuş, Cherry'nin indiği durakta. Ve bunu onaylayan bir kişi daha var. Bu da Debbie, yani diğer çocuklarını alan anne. Kendisinin söylediğine göre de bu mavi minibüs kendisinin tam arkasında duruyormuş servis durduğu sırada. Ve hani arabanın aynasından görmüş işte arka tarafta servisin onun durduğunu, beklediğini ve aynı zamanda kendi oğlu da görmüş bunu. Oğlu da onaylıyor gördüğünü zaten servisin. Orada bekliyormuş. Minibüs. Özür dilerim. Mavi minibüse servis dediysem kusura bakmayın. Heyecanlanıyorum anlatırken. Arka tarafta minibüs beklerken onu oğlu da görmüş, kendisi de görmüş ve çocuklar da görmüş. Aynı zamanda servisteki çocukların söylediğine göre bu arkada bekleyen minibüsün böyle açık renk mavi bir minibüsmüş ve yan tarafında bir dağ resmi ve aynı zamanda da böyle bir kayakçı resmi varmış. Hani bu minibüsün sağ tarafı bu desende bürülüymüş ve hani sadece bunu gördüklerini söylüyor çocuklar. Hani bunun üzerine polis tabii ki de buna yoğunlaşıyor, bu servisi aramaya başlıyor. Ama bütün hani şehirde denk geldikleri bütün resimli servisleri incelemelerine rağmen, ki hani sadece bu kayakçı resmi olan ya da işte yan tarafında resmi olan minibüsleri değil, üzerinde resim olan bütün minibüsleri inceliyor polisler. Yani gördükleri anda durdurup sorguya çekiyorlar. Fakat hiçbirinden bir şey çıkmıyor ve bu mavi minibüsü de zaten bulamıyorlar. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım ki Cherry bu mavi minibüsün yanında dururken ya da o mavi minibüse binerken kimse tarafından görülmüyor. Bu yüzden zaten aslında sıkıntı var. Çünkü hani Cherry'nin direkt olarak ona binip gittiği onaylansa belki bir şeyler daha hızlı ilerleyecek. Ama sonuç olarak zaten minibüs de bulunamadığı için maalesef Cherry ile alakalı minibüsün bir bağlantısı var mı yok mu bunu da bilmiyoruz. Hani kameralar falan var mıydı orada ya da kameralardan polis baktı mı, bu minibüsün başka şehir içerisinde bir kamera kayıtlarında görünüp görünmediğini inceledi mi bilmiyorum. Ama incelemiş olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bunu ben bile akıl edebiliyorsam polis yani hala akıl edecektir. Konuşamıyorum. Dediğim gibi ama bilmiyorum, bu konuda herhangi bir bilgiye rastlamadım, okumadım. Biliyorsanız siz eğer aşağıya yoruma bırakabilirsiniz.
Aynı zamanda Sherry'nin yaşadığı bölge çok böyle hani sessiz sakin, az nüfusu olan ve suç oranı da çok düşük olan bir bölge. Ve hala günümüzde de öyle, yani sırf 1976 değil, şu anda da öyle bir bölge. Ve şunu da söylemem gerek ki maalesef Sherry'nin davasında hiçbir şüpheli yok. Yani şüphelenebilecekleri gerçekten kimse yok polisin. Ve hani ailenin de gerçekten yok. Çünkü ailenin de söylediğine göre Sherry durakta otobüs, minibüsten iniyor ve daha sonra hiç haber alınmıyor. Sadece o eve doğru olan kısa mesafeyi hani yürüdüğünü hiç görmüyorlar. Ve bu da hani akla şunu getiriyor ki o kız servisten indikten sonra gitti. Yani çünkü dediğim gibi başka görgü tanıkları da var ve servisten indikten sonra ne olduysa oldu o çocuğa. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Cherry o gün hani o okuldan çıktığı sırada geldiğinde yerler karlıymış. Ama şöyle de bir sıkıntı var ki herhangi bir yere giden ya da o mavi minibüsün olduğu yöne ya da eve doğru giden ayak izleri de yok karlarda. Yani bu da şuna yönlendiriyor insanı. Cherry o gün o servisten indikten sonra hani ya bir yere gidecek kadar vakti olmadı, yani nasıl sen bir yere gitmeden durdu arkadaşlarıyla konuşuyorsa da bilmiyorum, ya da direkt olarak indiği anda hani çocuk başka bir yere gidemeden onu birden alıp arabaya falan attılar ve kaçırıp götürdüler. Hani bence kaçırıldığı net zaten Sherry'nin, hani bunun başka bir ihtimali olduğunu düşünmüyorum, direkt olarak kaçırılmıştır çünkü herkesin göz önünde olan bir şey ve bir şekilde çocuk birden ortadan yok oluyor. Yani sonuçta toz oldu uçtu değil. Bu büyük ihtimalle kendi isteğiyle kaçacak hali de yok sonuçta. Yani bu bildiğiniz bence bir kaçırılma vakası. Ama yani ben de açıkçası o mavi minibüse çok alakası olduğunu düşünüyorum bunu. Hani o mavi minibüs bir şekilde boyattı mı, ne yaptı, nasıl oldu, polis hatasıyla mı oldu bilmiyorum. Ama bir şekilde kaçmayı başardılar ve bence o mavi minibüs bunun içerisinde, yani o mavi minibüsü kim sürüyorsa en azından bir bilgisi var. Kendisi kaçırmadıysa bile görmüştür bence Cherry'e ne olduğunu. Ve zaten hani süren kişinin de ortaya çıkmamış olması bence suçlu olduklarını düşündürüyor. Çünkü hani kendisi kaçırmamış olsa bu kızı bir şekilde ortaya çıkıp kendi şeyini de verir, yani ifadesini de verirdi. Ve hani yardım edebilmek için elinden geleni yapardı ama hiç ortaya çıkmadı. Neden? Suçluysa ortaya çıkmaz bence. Cherry bugün eğer hayattaysa 42 yaşında olacaktı ve hani polis onun görüntüsünü de dijital olarak oluşturdu, yaşlansa nasıl görünürdü diye. Onu da hani şu tarafa ya da bu tarafa bir yere koyarım. O şekilde ona da bakabilirsiniz. Hani Cherry'nin bilgisayar ile yaşlandırılmış sürecini koymuşlar ve hani şu anda birisi görürse hala bunun bildirmeleri hiç bekleniyor yani. Çünkü ailesi haber bekliyor, ailesi cevaplar istiyor bu konuda. Aynı zamanda size Cherry'nin son görüldüğünde üzerinde neler olduğunu da okumak istiyorum. Gri bir mont, mavi kot etek, mavi tayt ve aynı zamanda da bej botları varmış üzerinde kaybolduğunda. Fakat bu davayla ilgili bir üzücü nokta daha var ki o da şu. 1992 yılında ailesi resmi olarak Cherry'nin ölüm ilanını verdi. Yani bedeni bulunmadı, kendisi hiç bulunamadı, ne olduğu bilinmiyor ama ailesi onun hayatta olmadığını düşünüyor artık. Yani hayatta olsa bir şekilde bulunabileceğini, bir yerden çıkabileceğini düşünüyorlar ve bu yüzden hani resmi olarak ölüm ilanını verdiler. Ve Cherry'nin tüm hayat sigortasından falan gelen gelirleri de bağışladıkları yer, hani İngilizcesini okudum, kendim çevirmeye çalıştım, Türkçesini aradım ama maalesef Türkçesini hiçbir yerde bulamadım. Bu yüzden kendi çabalarımla çevirmeye çalıştım. Umarım olmuştur. Eğer hatam varsa ve bunun gerçekten bir Türkçe çevirisi varsa, önceden yapılmış, kusura bakmayın. Onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama Cherry'nin dediğim gibi tüm sigorta geliri de Ulusal Kayıp ve Alıkonmuş Çocuklar Merkezi'ne bağışlandı. Yani aile bu konuda herhangi bir şey, nasıl sen, bir kar elde etmedi para konusunda. Belirli bir yerden gelen bir işte şey de varmış, gelir de varmış ama onu da zaten Cherry'nin küçük kardeşinin eğitimine bağışlamışlar. Ve Cherry'nin davası da bu kadardı arkadaşlar. Çok ilginç bir dava ama daha önce de size zaten az önce de teorilerimden bahsettim. Bence başka teori hani bunun aklıma gelmiyor yani. Çocuk çünkü ne bileyim toza karışıp gitmedi yani. Havaya karışıp gitmedi o çocuk sonuçta. O çocuğu birisi aldı götürdü.
Bence benim görüşüm en azından böyle. Eğer sizin başka fikirleriniz varsa mutlaka mutlaka yorumlara onları da bırakın. Çünkü sizin fikirleriniz gerçekten bazen beni çok şaşırtıyor. Özellikle Mert diye bir abonem var. O sürekli yorum atıyor. Bu videolarımın hani altına teker teker kendisi özellikle teorilerini yazıyor. Ve hani gerçekten onun teorileri de beni hani evet ya böyle bir şey de olabilirmiş. Hani aklıma neden gelmedi falan diye düşündürüyor. Eğer siz böyle teorileriniz falan varsa mutlaka onları da yorumlara bırakın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve lütfen 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 aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.